Merhaba tarih severler. Gezgin Kafa'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyüleyici yapılarından Selimiye Camii'nin hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Selimiye Camii, ünlü mimarımız Mimar Sinan'ın en olgun eserlerinden biri, hatta başyapıtı sayılıyor. Sultan II. Selim'in isteğiyle 1568-1574 yılları arasında Edirne'de inşa edilen bu camii, Sinan'ın mimari dehasını gözler önüne seriyor. Sinan'ın en büyük hayali, tüm ibadet alanını tek bir kubbe altında toplamaktı ve Selimiye Camii'nde bunu başardı. Caminin dört bir yanına yerleştirilen 70-9 metrelik minareler, yapıya hem görkemli hem de zarif bir hava katıyor. Caminin inşasında kullanılan taş ve mermerler, Anadolu'nun dört bir yanından özenle seçilmiş. Bu da, eserin ne kadar büyük bir titizlikle yapıldığını bir kez daha kanıtlıyor. Selimiye Camii'nin iç süslemeleri ise en az dış cephesi kadar etkileyici. Mihrabı çevreleyen çini işlemeleri, İznik çinilerinin en güzel örneklerinden. Kubbeyi süsleyen hat yazıları ise İslam sanatının inceliklerini sergiliyor. Sinan, Selimiye Camii'nin yapımında birçok zorlukla karşılaştı. Ama onun mühendislik dehası ve sanata olan tutkusu sayesinde bu muhteşem eser bugün bile dimdik ayakta duruyor ve bizleri büyülemeye devam ediyor. Selimiye Camii yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimari ve mühendislik harikası. Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan bu eser, Sinan'ın tarihe ve sanata olan sevgisinin en güzel yansıması. Eğer Selimiye Camii'nin hikayesi ilginizi çektiyse, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.